Gazi Meclis dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konumunun tartışma konuma getirildiği bir dönemde ulusal egemenlik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis hakkında bize bilgi verecek. Acaba meclis gerekli mi ya da gereksiz mi, böyle mi olmalı? Bakalım Sayın Barakalı'dan bunları dinleyeceğiz. Biz diyoruz ki meclisimiz bizim için önemli. Ve o bir gazi meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yapmış bir meclis, onu tartışmalı konudan çıkarmalıyız. Dinleyeceğiz Sayın Barakalı neler diyecek. Ama öncelikle ben size Sayın Baratalı'nın özgeçmişini sunmak istiyorum. Bülent Baratalı, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir diye başlamış özgeçmişine. Bülent Baratalı 1947'de İzmir Urla'da doğdu. Babasının adı Yusuf, annesinin adı Hüsniye'dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. İzmir Barosu Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Urla Belediye Başkanı, Urla Kent Senatosu kurucusu, Ege Belediyeler Birliği kurucusu ve yönetim kurulu üyesi, Yarımada Belediyeler Birliği kurucusu ve başkanı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği kurucusu ve başkan yardımcısı, Türkiye Kent Kooperatifleri kurucusu ve başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Çevre Teşvik, İzmir ve Ege'nin en başarılı belediye başkanı, son 20 yılın en başarılı belediye başkanı, Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü ile 2007'de de yılın milletvekili ödüllerini aldı. 22. dönem İzmir milletvekili. Orta düzeyde Fransızca bilen Baratalı, evli ve 3 çocuk babasıdır. Ben şimdi Sayın Baratalı'yı konuşmasını yapmak üzere davet Değerli dostlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmak, söyleşilerde bulunmak benim için bulunmaz güzel. Parlamentolar, dünya parlamentolarında da okumuştum ama burası beni daha çok heyecanlandırıyor. Atatürk Dünya Düşünce Derneği Başkanımıza teşekkür ediyorum. Birkaç başkanımız var. Bu kültür perşembeleriyle burada entelektüel bir yapının ve çevrenin oluşmasını sağlıyorlar. Kendilerine teşekkür ederim. Bu içinde bulunduğumuz salon eskiden bizim salonumuzdu değil mi? Ama Yener Bey diyor ki, yani acaba biz burayı Atatürk Düşünce Derneği'ne mi versek? 96'da öyleydi. Ne güzel olmuş. 96'da öyleydi. Siz bu üçüncü katı eğitim sene ve ABD'ye vermiştiniz. Doğru. Biz burada çok etkinlikler yaptık. Telefonlarını da belediyeden bağlamıştık. Evet. Çok teşekkür ederim. Bakın burası onlar da. Evet, peki. Yener Bey'e teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediye Başkanımıza da. Böylesi bir ortamda bu salonu bizlere açıyor. Buraya çok salon yaptık ama bu salonları alabilmek için kaymakama müracaat etmek gerekiyor. Ben de kayyuma müracaat etmedim hiç. Onun için çok önemli bir görev yapıyorum. Değerli arkadaşlar, biz bu konuyu arkadaşlarımla geçen sene kararlaştırdık değil mi? Evet. Galiba 70 Nisan'a yakındı. Konuyu da öyle seçtik. Yani Milli Egemenlik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak. Şimdi çok konuşursam şey yapmayın. İkaz edin. Konuyu belki şöyle bir açıklamak lazım. Önce egemenlik nedir, ne değildir? Arkasından milli egemenlik nedir, ne değildir? Onun arkasından işte anayasalarımız,
Onun arkasından da bugünün Türkiye'sinde nedir meclis ve anayasa? Onun arkasında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclise ve kurallara nasıl baktığı şeklindedir diye düşünüyorum. Şimdi egemenliğe çok değerli hocam, Profesör Doktor Şahafettin Turan, herhalde tanıyorsunuz, müthiş bir insandı. Şöyle tanıştırıyorum. Egemenlik toplumların yönetilmesi için gerekli olan bağlayıcı kurallar koyma, buyruk çıkarma egemenlik. Yine ona göre egemenlik başta tanrısal bir kavramdır. Veya tanrı aracılığıyla kurulur. Bu batıda olduğu gibi bizde de öyledir. Batıda da krallar, papalar ve buna benzer kurumlar bunu kullanır. Bu güç toplumu yönetenler ve yönetenler olarak ikiye ayırmıştır. İlk aşamada çoban ve süre anlayışı. Bir gün Ralph Orbay'ı Felah-ı Vatan grubu olarak Vahitüttü'nü ziyarete giderken işte İstanbul'da işgal var, ne yapalım, önleyelim falan, işte halk şöyle falan derken Vahitüttü şöyle demiş: Ralph Bey, bir millet var, koyun sürüsü, ona bir çoban lazım, ben de o çobanım. Yani anlayış böyle. Osmanlı'da da egemenlik ve iktidar yetkisi padişahlarındır. Padişah bu yetkiyi Tanrı'dan alır ve yeryüzünde kullanır. Halifedir ve padişahdır. Zaten halife, halife ve padişah birleşiminin adı Halife-i Ruh-i Zemin'dir. Yani yeryüzünde Allah'ın gölgesi, yerde de halife. Müthiş bir şey. Ve padişah yalnız Tanrı'ya karşı sorulur. Zaten millet yoktur, halk yoktur. Ne vardır? Ümmet var. Yani onlar da kullardır. Yani padişah hiçbir yere şey vermez, hesap vermez. Sadece Tanrı'ya karşı hesap verir. Şimdi bu bizim Osmanlı'da olduğu gibi bütün dünyada da böyle. Yani yalnız Osmanlı'nın bir kusuru değil. Ama padişah sadrazamı aracılığıyla ülkeyi şeriata bağlı olarak yönetir. Şeriattan çıktığı an yine Şeyhülislamlık kararıyla azledilir. Bazıları öldürülür, bazıları da Senaliye, Selatini Köşkü'ne gönderilir. Ya biraz senin konuna giriyorum. Onun için biz geçen Hüseyin Bey'i çok lezzetli olarak dinledik. Geri şeyler şey yaptık. Yanlış söylersen bir kadar. Şimdi bir dünyaya bakmamız lazım. Egemenlik nasıl gelişmiş ve egemenlik nasıl sınırlandırılmış? İlk belge önümüze 1215 Magna Carta Libertatum'la çıkıyor. İngiltere'de yurtsuzcanın baronlarla bir çayırda imzaladığı bir anlaşma oldu. 63 maddesi var. Hepsini okuyacak değilim ama benim çok dikkatimi çeken bir madde var. Müthiş bir madde. Özellikle bayanlar için söylüyorum. 8. madde şöyle diyor: kocasız kalmak istediği sürece hiçbir dul kadın evlenmeye zorlanmayacak. Aradan 800 sene geçmiş. Türkiye'de bunu telaffuz edenler var mı? Evler Refah Partisi. Evet. Kadınlar lütfen dikkat. 800 sene önceki haklarınızı, yani Habeas Corpus'tan gelen insanların doğduğu zaman var olan haklarında bakın 800 sene böyle demiş. Hiçbir kadın kocasız kalırsa
evlenmeye zorlanmaz. Şimdi 1215 tarihli Magna Cartum Libertatum bile bir kurucu meclis tarafından yapılmış. Çok önemli. Ve kralın ve baronların karşılıklı hakları. İşte vergi koyarken bana soracaksın. Vergi her düzenlemelerde önemli arkadaşlar. Zaten devletin bir üç tane görevi var. Vergi koymak, askeri almak, biri neydi? Yasama. Güvenlik. Yasama. Yasama. Yasama, egemenlik. Değil mi? Yani vergi hep önümüze çıkıyor. Bu şey de böyle devam ederken önümüze ilk defa Amerika'da bir harp çıkıyor. Çok önemli. Batı'dan önce yani. 4 Temmuz 1776 Jefferson'un kaleme aldığı bağımsızlık bildirisi. Müthiş bir bildirisi Amerika'da. İnsanlar doğuştan bir takım hakları vardır. Belgenin başında yer alıyor. Bütün insanların eşit yaratıldığı. Yaradan her insana kimsenin elinden alamayacağı bir takım hakları bağışlamıştır. Yaşama, özgürlük, mutluluğu arama gibi haklar, yönetimin korunması gibi haklar yurttaşa aittir. Müthiş bir belge. Bunu devam eden anayasalar var. O zaman 13 eyalet var şeyde Amerika'da. Şimdi 50 galiba değil mi? 52 mi oldu? Biraz bilgiler geride kaldı. Virginia Haklar Bildirisi 12 Haziran 1776. Bu da bunları güvence altına alıyor. Sonra 17 Eylül Philadelphia Anayasası bu hakları garanti altına alıyor. Ama burada çok önemli iki olay var. Biri basın özgürlüğü arkadaşlar. Ne zaman? 1776. Basın özgürlüğü. Bir de kuvvetler ayrılığı. Kuvvetler ayrılığı bizim anayasamızda 1961'de girdi. Yani 21 ve 24'te çeşitli kuvva vardır. Yani kuvvetler birliği vardır. Biz buna, ben biraz eski dilliyim. Bunu eski dil öğrenmeden şeyde okunmuyor İstanbul Üniversitesi'nde. Çok önemli. Fransa'da egemenliğin Tanrı'dan olduğunu halka alan yeni bir olay var. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi. Bunu bir kurucu meclis hazırlıyor. Ve Amerika Haklar Bildirgesi'nden ayrı olarak Fransız Yurttaş Hakları'nın evrensel bir etkisi oluyor. Mesela bunu en çok Jean-Jacques Rousseau'dan Mustafa Kemal Atatürk çok almıştır. Onun çok önemli kitapları vardır. Bu bildirinin ana hatları şu. Özgürlük, ülke, güvenlik ve baskıya karşı direnme. Değerli arkadaşlar. Peki baskıya karşı direnme ne zaman bizim anayasalarımıza girdi? 1961 anayasası. O şimdi kaldırıldı o. 82'de. O zaman baskı altında olan insanlara anayasa meşru bir şekilde baskıya direnin diye ibaçe dediğimiz başlangıcında yer almıştı. Şimdi bu 1789 anayasası, Yurttaşlar Bildirisi 1791'de de bir anayasada güvence altına alınmıştır. Bu anayasada çok önemli hala güncel olan haklar var. Güvenlik, toplanma özgürlüğü, terk edilmiş çocukların yetiştirilmesi ve bunlar için kurum kurulması, yoksulların bakımı, çalışamayacak olanlara yardım, çalışacaklara iş sağlanması gibi hakları kaç yüzyıl önce güvence oldu. Peki, Osmanlı'ya gelelim. Batı'yı ve yeni dünyayı bırakalım. Osmanlı nasıl bu? Dedi ki tanrısaldır. Halifeye verilmiştir. Halifeyi ruh-i zemindir. Yani
göklerin ve yerin sahibidir. Fakat ilk bir örnek var, küçük bir örnek, bir başlangıç sayabiliriz. Senedi İttifak. Senedi İttifak, Alemdar Mustafa Paşa ile Anadolu ve Rumeli ayağınları arasında hazırlanmış, padişah tarafından uygulanmış bir birlik adım olarak kabul edilebilir. Bunun arkasında Gülhane Hattı Hümayunu var. 1839. Burada Mustafa Reşit Paşa ve Abdülrecit adalet ilkesinin eşitliği öne çıkarmışlar. Islahat fermanı 1856, 1839'daki hakları daha da güvenceye almıştır. Fakat bu fermanlarda konu edilen haklar habeas corpus'ta sayıldığı gibi, yani insanın doğuştan var olan hakları dışında kabul edilmemiş ve padişah tarafından ihsan edilmiştir. Önemli budur. Yani padişah hakları lütfetmiştir, bağışlamıştır kullarına. Onun arkasından işte 1856 savaşları, İngilizlerle beraber Sivas-Topol savaşları, oradan gelen yenilikler ve Osmanlı dışındaki tebaaların hak istemeleri, belediyelerin kurulması. Mesela Urla Belediyesi ne zaman kuruldu? 700. Sevinç, söyle bakalım. 700 küsur. 80. Öndür sen söyle. 1865. Biz isimden önce kuruldu. Yani buraya gelen uçağların ve zenginlerin şeyiyle haklar, ticari haklar, buna benzer işte mülkiyet hakkının korunması, el koymanın önlemesi gibi şeyler yavaş yavaş başlamış. Bu birinci meşrutiyet anayasasıyla devam etmiş. Bakın ben neler çektim. Biz bunu şöyle okuyoruz. 7 Zilhicce 1293 anayasası. Ben böyle öğrendim hocalarımdan. Yani 23 Aralık 1876 demek. 12 fasıl, 119 madde, bütün yetkiler gene hükümdarda. Meclis var. Hatta iki meclis var. Meclisi ayağı, meclisi yoksa. Fakat önemli bir yetki var. Hadise istediği zaman hiç kimseye sormadan meclisleri dağıtıyor. Yani burada da işte Osmanlı Rus Savaşı vardır. 93 Harbi diye bilinir, bildiğiniz gibi. Bu savaşı bahane ederek 1877'de meclisi kapatıyor. Ne kadar? Tam 33 sene meclisi kapatıyor. Merhaba Süleyman Bey. Şimdi daha da kötüsü, bu anayasaya hazırlanan şey, Mithat Paşa. Mithat Paşa sonra çok büyük ızdıraplar çekiyor. Padişah Abdülhamit Mithat Paşa'yı bir gemiye bindiriyor. Boğaz'da demirliyor gemi. Bir gün müddette bekliyor. Haklara, halka bu hakları veren Mithat Paşa'nın Taif'e gönderilmesine halk karşı çıkacak mı diye bekliyor. Bugünkü gibi tıs yok. Hiç kimse umursamıyor. Mithat Paşa Taif'e gidiyor ve orada boğduruluyor bildiğiniz gibi. Şimdi Mithat Paşa çok önemli bir insan. Meclis üyelerimiz bilir ama bir gerçeği açıklamak zorundayım. 1880'li yıllarda Mithat Paşa İzmir'de valilik yapıyor. Mesela hangi eseri var? Mithat Paşa sanat konusu. Mithat Paşa Tuna vilayetlerinde valiyken mal sandıkları kuruyor. Şimdiki Sanat Bankası. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki o zaman burada 50 bine yakın nüfusu var. Yani önemli bir şey. Nüfusun 41 bin Rum, diğeri işte biz birkaç bin kişi Türk. İşte 300 Yahudi hanesi var. Belediyenin olduğu mahallenin adı Hacı İsa Mahallesi. Sonradan kere nasıl olsa düşürülmüş Hacı İsa haline gelmiş. Bilemiyorum kim düşürdü. Orada 300 tane Yahudi şey var. Yani bu şeyi demiyorum. Çünkü Yahudi daha çok etnik bir olay. Biz bunu görünce, ben bunu okudum bir yerden. Ve buraya millet muhabiri geldi.
Buraya. Ki madem burada çok önemli bir kaynak, metropolitikler var, konsolosluklar var, yani acayip bir yer. Üzüm var. 20 bin çuval üzüm gönderiliyor Marsilya'ya, İtalya'ya. Yani önemli. Şarapçılık var. Yani şarap yapılıyor. Roma dışında şarap yapma etkisini buraya veriyor. Burada iskelesinde gördünüz mü şaraphaneler var. İskele limanı da ondan yapılıyor. Biz de bunu görerek meclis olarak dedik ya biz Mithat Paşa'yı unutturmayalım. Bir yere adını verelim. Neresi? Ağaçlı yol. Ağaçlı yol diyor ya, yani bizim Halep çamlarının olduğu yol. Oranın adı Mithat Paşa Caddesi'dir. Bunu da burada söylemek benim görevimdir. İkinci meşrutiyet anayasası başlıyor. Kimseyi sorguya çekmiyorum yani. Ben başka bir şey soracağım. Şimdi 33 sene meclis kapalı. Abdülhamit kimilerine göre Kızıl Sultan, kimilerine göre Ulu Ak. Geçen defa Hüseyin Bey'in söyleşinde bulmuştuk. Onun için bir kitabı okumamız gerekiyor demiştik değil mi? Tarihimizle Yüzleşmek. Profesör Emre Kongar'ın kitabı. Tabii kısaca 1908'de Aydınların ve Rumeli'nin özellikle ayağa kalkmasıyla ve iktidar terakkinin baskısıyla 1908'de özellikle sizin de Hüseyin Bey söylediğiniz gibi Şemsi Paşa'nın tren istasyonunda öldürülmesiyle onu öldüren de galiba Mümtaz değil mi onun adı? İktidar terakkinin istasyonlarından biri. Mümtaz. Aynı zamanda Mehmet Paşa'nın fedaisidir. Evet. Harekat ordusu biliyorsunuz şeye giriyor, Yeşilköy önlerine geliyor ve meclisi ne bu sonu Yeşilköy tutuyor. Çok ilginç. Ve tekrar işte bu işi yapanlardan gerekli kişilerin kafaları alınıyor. Ama 1908 Anayasası'nda çok çok önemli bir şey var. Bir defa parlamentizmi getiriyor. İlk parlamento. İkincisi, teorik yönden üstün gücün hükümdarda değil, çok önemli. Bakın, milli egemenliğe doğru geliyoruz, egemenlik bitiyor. Millete ait olduğu kabul edilmiş. Ve meclis-i mevzusa, milli egemenliği temsil eden bir kurum haline gelmiş. Değerli arkadaşlar, 150 yıla yaklaşan bir anayasal ve parlamento yaşamımız var. Yani bu devam ederken İkinci Dünya Savaşı başlıyor. İzmir, İstanbul işgal ediliyor. Meclis dağıtılıyor. Meclis üyeleri Malta'ya sürülüyor. Fakat meclis dağıtılmadan önce ben yeni öğrendim, bilenler vardır. Meclisin nebisi sonra Mustafa Kemal Erzurum mebusu olarak seçiliyor. Ben yeni öğrendim. Biraz kitaplara baktım. Çok ilginç, bilmiyordum. Meclis-i mebusan dağıtılıyor ve sürgüne gönderiyor. Yani meclissiz kalıyoruz. Ama bu arada Mustafa Kemal de 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edildiği gün Bandırma vapuruyla artık Anadolu seferine başlıyor. Şimdi neler oluyor? Bu işgal bütün Türkiye'de, o zaman Osmanlı'da müthiş bir infial yaratıyor. İzmir'i biliyorsunuz değil mi? Maşallah yapılan toplantılar falan. Efendim Hasan Tahsin'in şeyi. Ha bu arada bunu her zaman söylüyorum unutulmaması için. Yunan'a karşı, Roma karşı ilk direniş, sivil direniş oradadır. 16-17 Mayıs. Evet. Yarbay Kazım
başkanlığında 25 kişilik bir asker ve 120 Urla görülür. Benim dedem de onların içinde. Rumlar işte Bahri'nin de dedesi. Kopsi kafali. Kafayı kırtıyorlar yani. Benim dedem de başkanım içinde. Hadi ya. Sabri Deli Sabri. Adı ne? Sabri Yılmaz. Deli Sabri. Aa, evet. Meşhur Deli Sabri. Deli Sabri. Evet. Ama o Deli Sabri önemli bir adam. Evet. Tabii. O da var. O da var. Tabii ilk kuruştan atanlardan orada da. O da. Biliyorum. Evet. O park kahvesine Celal Bayar geldiği zaman evet. Sabri ne haber? İyi ya falan diyor. Evet. Celal adı ne? Falan evet. Evet. Ya Semiş niye söylüyorsun bunu? Hayretsin yani. Bir de şey, bizim eski ilçe başkanlarımızdan Halil'in dedesi evet, Mestan evet. Efe. Mestan Efe. Ya ben rica ediyorum, bu 120 Urla görevlisinden tanıdıklar, bildikler var. 3 tanesini bulduk senin bu sayesinde. Evet. Yani bunlar biz ortaya çıkarmadık arkadaşlar. Evet. İlk sivil direniş Urla'dır. Evet. Ben bunu bir kitaptan buldum, bir gazeteden buldum ve herkese dağıttım. Hatta İlk sivil direniş ödemişte diyen değerli eski bakanımızla Alev Bey'le yazıştık ve o kitabını düzeltmek zorunda kaldı. Çok önemli bir şey ya. Büyük bir olay. Şimdi Mustafa Kemal niçin yola çıkıyor? Şimdi şöyle bir güzergahı var. Bakın çok müthiş bir adam. Samsun. Samsun'da İngilizler var. Fakat bir İngiliz kıtası karşılıyor yani. Osmanlı Paşası. Hazreti Şehri Yadigari. Yani padişahın önemli bir adamı. Onu şeyden soru alıyor Çanakkale'den sonra. Şimdi Samsun, Havza, Amasya değil mi? Sivas. Erzurum. Erzurum. Sivas. Hacı Bektaşi Veli. Değil mi? Sonra Ankara. Önemli bir yani Türkleri alıyor. Türkleri alıyor. Gidip Alevleri al. Şimdi Hacı Bektaş Veli'nin postunda oturan oğluyla ne konuşuyorlar biliyor musun? Bektaşlar diyor ki Cumhuriyeti kuralım. Bakın çok önemli bir öyle. Cumhuriyet falan lafı yok. Çok ilginç. Ve şeye çok önemli destek veriyorlar. Şimdi diğer bir desteğe de geleceğim. Peki Amasya'da neler oluyor? Çok önemli. Onu bitirmiş. Haziran 1919'da yani bu tarihleri aynen okumak zorundayım. Bir yanlışlık olmasın. Kusura bakmayın. Amasya'da Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruluyor. 21-22 Haziran 19'da Amasya Tamimi yayınlanıyor. Çok yayınlanıyor. Bu çok önemli bir şey. Bu tamim Anadolu İhtilali'nin stratejisidir. Yani ihtilal orada başlıyor. Evet. Sebahattin Selek mi söylüyordu? Sebahattin Selek. Amasya Tamimi düşüncenin belge ile eyleme geçtiği bir tamimdir, bir genelgedir ve bir bağımsızlık bildirgesidir. Milli egemenlik ile getirilmiştir. Padişaha karşı koyma, saltanatı hiçe sayma bildirgesidir. Tabii İstanbul hükümeti de boş durmuyor tabii. Mustafa Kemal'i 23 Haziran'da görevden alıyor arkadaşlar. Yani 9. ordu muydu? Kaçıncı müfettişiydi o? 9. ordu müfettişiydi görevden alıyor. Geri geldi. İngilizler bastırıyor. Evet, bu Amasya tanımını şurada bir kitaptan okuyacak. Milletin istiklalini gene milletin azmi kararı kurtaracaktır. Yani bu çok önemli.
Şimdi Erzurum Kongresi'ne geliyoruz. İşte ordu dağıtılmış, telsiz edilmiş. Hiçbir şey yok, para yok, pul yok falan. Şey yapıyorlar yani. Osmanlı Bankası'na gidiyorlar, para alıyorlar. Zarar Kurtuluş Savaşı'nda da. Zafer kazanılınca ödenecektir diye bir makbuz bırakıyorlar oraya. Ödenmiştir herhalde. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi. Mustafa Kemal Paşa artık paşa değildir. 14 Temmuz 1919 günü istifa ederek Sine-i Millet'e dönmüştür. Sine-i Millet'te bir ferdi demiştir. Mustafa açılan kongrede Mustafa Kemal Paşa'yı heyeti temsiliye başkanlığına seçiyorlar. Bu kongre 7 Ağustos 1919'da yayınlanan bir bildirgeyle sona eriyor. Fakat çok önemli bir bildirge. Şuradan bakalım. Orada da dinlenmiş oluyor. Sekizinci maddesi çok önemli. Aynen diliyle okuyorum. Milletlerin kendi mukadderatını bizzat tayin ettiği bu tarihi devirde, biliyorsunuz Lisson prensipleri var, hükümeti merkeziyemizin de padişahın da milli iradeye tabi olması zaruridir. Bu kadar basit. Postasını atıyor. Evet. Çünkü irade-i milliye gayri müstenit herhangi bir heyeti hükümetin indi ve şahsi mukarreratı milletçe muhtar olmadıktan başka haricenle muhtemel olmadığı ve olamayacağı şimdiye kadar mesuk efal ve netaiç ile sabit olmuştur. Yani diyor ki padişah sen nesin artık yani biz sana isyan ediyoruz. Ama bu arada Mustafa Kemal iddiatçı diye suçlayanlar var. Kongrenin 9. maddesi de bildiğiniz gibi şöyle bir cümle var. İş bu cemiyet her türlü fırkacılık cereyanlarından külliyen hale getiriyor. Yani biz diyor iddiatçı değiliz, benden korkmayın diyor. Zaten iddiat terakki arası bozulmuştur. Şimdi Sivas Kongresi 2 Eylül'de Sivas'ta coşkuyla karşılanmış. Kongre 4 Eylül'de başlamış. Kongreyi sonradan Mustafa Kemal'e ihanet eden arkadaşları var. Rauf Oybay, David Bey'le, Kasım Karabekir. Sakın başkan seçilme diyorlar. Yani arkadaşları başkan seçilmesi istemiyorlar Mustafa Kemal'in. Ama seçiliyor ve reis oluyor. Bu kongre Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından önce yapılan son kongredir. Milli hakime tam bağımsızlık adeta perçinlenmiştir. Ben şuradan ona bakayım. Mustafa Kemal Sivas'a gittiğinde Ali Bey Mahallesi'nde kalıyor. Galiba Ali Bey. Ali Bey Mahallesi Alevilerin oturduğu Ali Baba. Ali Baba. Şeyi, Ali Baba. Mustafa Kemal'i çok seviyorlar. Ben de galiba ikili bir falandı. Sivas'a gittim parti arabasıyla. Bayraklar var. Ses düzen açık. Bana dediler ki çarşıdan geçme arabanın altının üstüne getiren kırarlar camları. Ben de geçeceğim dedim ve geçtim. Esnaf arkasını döndü arabaya. Geçtik. Ali Bey Mahallesi'ne geldik. Arabayı havaya kaldırdılar. Çorum'da da bir defa öyle oldu. Bir mahalleden geçme dediler. Çorum'da iki mahalle var. Sağ taraf Sünnilerimiz oturuyor. Solda Aleviler oturuyor. Sünni tarafta bizim 300 tane sandığımız var. Her sandıkta bir tane sandık görevlisi var. 300 sandıkta aldığımız oy sıfır. Sandık görevlisi. Ama öbür tarafa geçince arabayı havaya kaldırıyorlar.
Yani ben gittim, arabanın altına attılar kendilerini. Böyle de bir anım var. Şimdi Sivas Kongresi'ne de bir bakalım. Heyeti temsiliye 38 kişiyle toplanmış arkadaşlar. Yani vilayetlere haber salınmasına rağmen herkes gelmeye korkmuş. 38 kişiyle toplanmış. Bakın ne diyor? Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı açılış konuşmasında belirtildiği gibi Sivas Kongresi'nin amacı milli birliği tamamlamak, memleketi Müslüman istilasından kurtarmak, sonra da tarih boyunca bağımsız ve özgür yaşamış bir ulusun hakkı olan modern devleti kurmak. Yani diyor ki Osmanlı'dan bir devlet kuracağım. Kusura bakma diyor. 10 maddelik bu. Çok güzel bir beyannamedir. Sonra nereye geldik? Sonra meclis açılınca bu da 23 Nisan'da ...1919'da müthiş bir şey var. Teşkilat-ı Milliye'ye karşı düşüncede bulunanlar ancak memleket ve millete düşmandırlar. Çok önemli. ...27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaşıyor. Ankara'ya gelmeden Hacı Bektaş'a vuruyor. Ve orada Alevi yurttaşlar diyelim artık, o zaman kul, onlarla Cumhuriyet'i konuşuyor. Ve sonra Ankara'ya geliyor, 20 Aralık 1919. Bundan böyle heyeti temsiliye merkezi artık Ankara'dır. Ve mebuslar geliyor. Ve 23 Nisan ...1920... Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Bakın yine bizim önemli bir tarihçimiz var. Enver Behnan Şapoğlu. Şöyle anlatıyor. Bina henüz tamamlanmamıştı. Bina İttihat Terakki'nin binasıdır yalnız. Kiremitleri bile döşenmemişti. Pek çok noksanları var. Kiremit yetmedi. Ankaralılar kendi çatılarından kucak kucak kiremit taşıyarak çatıyı kapattılar. Ankaralı var mı aramızda? Kutluyorum Ankara'da. Ankara Muallim Mektebi'nin tatbikat okuluna ait sıralar getirildi. O tarihte Ankara'da elektrik de yoktu. Kahvelerin elinden alınan petrol lambası asılarak aydınlatma sorunu halledildi. Salonun koridoruna mebusların su içmesi için 3 tane küp oldu. Üzerlerine başlapa bırakıldı. Sokağa bakan ilk odada riyaset başkanlık odası yapıldı. Daha sonra meşhur Hattat Hulusi Efendi'nin yazdığı "Hakimiyet milletindir" tabelası kürsünün arkasına asıldı. Hala da o tabela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkasında vardır. Ama acaba şimdi hakimiyet milletin midir? Bunu tartışacağız. Değil mi? Yalnız başkanım bir tespitte bulunmak istiyorum. Demel dediniz ya Erzurum'da ihanet etmiş Kazım Karabekir Paşa falan birkaç isimden bahsettiniz. Aslında Atatürk'ü tutuklanması için Kazım Karabekir'e emir verilir. Kazım Karabekir öyle kendisine giderek korurdum ve ben emrinizle... Geçen hafta burada yoktunuz herhalde. Yoktum evet. Geçen hafta değindi bu konuyu. Hüseyin Bey anlattığı için o konuyu geçtim. Gelir ve süvari grubuyla paşanın emrinde ve Kurtuluş Savaşı öyle başlamış. Ben ne yazık ki Cumhuriyet'in temellerini atılmış oldu. Ben Erzurumluyum. Evet. Erzurum ve Sivas'ta şu anda Cumhuriyet'e karşı çok büyük haksızlıklar yapılıyor. Yok yok. Şu anda 150 tane genç Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı Erzurum'da. Evet. Tabii savaş devam ederken bir anayasa yapıyor meclis, 1921 anayasası. Bu da kuvvetler birliği vardır, tam anayasa mıdır değil midir tartışmalı. Ama burada da milli egemenlik vurgusu var.
24 anayasasında milli egemenlik vurgusu var. 61 anayasasında milli egemenlik vurgusu var. Ve 1982 anayasasında milli egemenlik vurgusu var. Meclisin duvarında asılı. Az önce söylediğim gibi acaba evet, hakikaten egemenlik milletin mi? Bunu tartışalım. Şimdi bu diyorlar yani zurnanın güçlendiği yer. Yani arkadaşlar ben 2002'den 2011 yılına kadar mecliste bulundum. Çeşitli anayasa değişiklikleri geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini sarsma olayı 2007'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlamış. Rahmetli Deniz Baykal bana Gülen Cumhuriyet bitti demiştir o zaman. Çok önemli. Şimdi özellikle 2010 ve 2016'da yapılan anayasa değişiklikleri var. Maalesef bunları halkımız kabul etti. Hani 2010'da Salya Sümük bir adam var Amerika'da yaşıyor şimdi. O ölüler kalkın oy verin demişti, hatırlıyor musunuz değil mi? Ölüler, ölüler bile oy verdi. 2016'da Cumhurbaşkanlığı Meclis Cumhurbaşkanlığı sisteminin anayasaya girdiği yıldır ve 2017'de seçilmiştir. Nedir bizim Cumhurbaşkanlığımız? Sui generis'tir. Yani bir örneği daha yoktur. İlk defa icat edilmiştir. Mesela Amerika'da başkanlık sistemi var ama müthiş de bir denetim yetkisi var. Yani şeyden, temsilciler meclisinden kanun geçmek zorundadır. Senato'dan da geçmek zorundadır. Zaman zaman senato Amerika Birleşik Devletleri başkanını kilitler. Maaşlar verilemez falan. Bir de Anayasa Mahkemesi çok muhteşemdir. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri partilidir. Fakat ölünceye kadar görev yaparlar Amerika'da. Müthiş bir güvencedir. Müthiş bir denge denetim sistemi var. Bizde bu denge denetim sistemi var mı? Yok. Evet. Hani kontrolsüz güç güçleridir derler ya, elastik hikayesi var. Şimdi yavaş yavaş bu tartışacağımız bir konuya geliyoruz. 1982 Anayasası'nın 6. maddesinde egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir denmiş ve bu egemenlik milletin egemenliği anayasanın koyduğu esaslar dairinde kullanılır demiş. Yetkili organlarca. Peki yasama etkisini kim kullanıyor şimdi? Bir kişi. Cumhurbaşkanı. Sayın Erdoğan. Yürütme yetkisini kim kullanıyor? Erdoğan. Yargı yetkisini kim kullanıyor? Erdoğan. Erdoğan. Yani Can Atalay'ı niye bırakılıyor? Orada küçük bir nüans var. Haziran'da kişisel olarak mürat ediliyorlar. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi Yargıtay'da karar kesinleşinceye kadar bekliyor. Çok önemli. Ve ondan sonra Anayasa Mahkemesi. Neden? Çünkü Yargıtay'ı seçen Sayın Cumhurbaşkanı. Yürütmeyi seçen Sayın Cumhurbaşkanı. Kamulaştırmayı yapan Cumhurbaşkanı. Devletleştirme ve özelleştirme yapan Cumhurbaşkanı. Sendikaları da kuran Cumhurbaşkanı. Türk vatandaşlığını da Cumhurbaşkanı veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kim seçiyor? Cumhurbaşkanı seçiyor. Çünkü Çek Parti'yi. Parti'yi başkanı. Yasama dokunulmazlığını kim kaldırıyor? Bizler o iki komisyonun verdiği kararla genel kurulda kaldırılır ama komisyonu kuran Erdoğan Bey, öbür komisyonu kuran Erdoğan Bey, meclisin başkanı da Erdoğan Bey. Biliyor musunuz? Almanya'da meclisi topla diye meclis başkanına talimat ver. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul Sözleşmesi feshedilmesi. Evet. Meclisin almış olduğu kararı. Kanun hükmünde kararnameyi kim çıkarıyor? Peki kanun hükmündeki kararname çıktığı zaman meclis denetimine tabi. Peki bu istenemiyor.
İsterse de meclis zaten kararlarını çıkarır. Cumhurbaşkanlığı kendini bu varlık fonuna tayin ediyor. Varlık fonu adayını şey yapan, seçen Cumhurbaşkanı, kabul eden de Cumhurbaşkanı. Evet, evet. çok güzel hikayeler oluyor ya vallahi. Kur'anlar var ama bunlar... Gel soru ve meclis araştırması yok. Yazılı soru yok. Millet tepkileri dinleyen yok. 80 bin tane soru sorulmuş. 3 bin tane cevap verilmiş. Bürokratlar dalga geçiyor milletvekilleriyle. Başkomutan kim? Genelkurmay Başkanı kim? Milli Güvenlik Kurulu var kim? Gök kim? Anayasa Mahkemesi kim? Yargıtay, Danıştay, Hakimler, Savcılar Kurulu. Danıştay kim? Yani bunun adına bir şey diyorlar ama o bir şey diyenlerde bile böyle etki yok. Şimdi meclisin elinde, bizim elimizde, milletin elinde kocaman bir yok var. Peki bu 100 sene önceki metinlerde var mıydı? Padişah'ta bu yetki var mıydı? Yoktu. O kadar etki yoktu arkadaşlar. Yok. Yani sonuçta milli egemenliği kullanan Sayın Cumhurbaşkanı. 150 yıl geriye gittik. 150 yıl geriye gittik. Şimdi bir de son olarak bitiriyorum. Yani kusura bakmayın. Çok oldu galiba. Mustafa Kemal Atatürk'ün meclise bakışına bir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclise bakışına baktık. Şimdi Mustafa Kemal'e bakalım. Mustafa Kemal Erzurum'da Mazhar Müşfit'e yapacaklarını yazdırırken, biliyorsunuz Cumhuriyet deyince adamın elinden kalem düşmüş. Mazhar Müşfit idama mahkum olan Bitlis valisidir. Kaçıyor, Mustafa Kemal'in yerine sığınıyor. Kimdir biliyor musunuz Mazhar Müşfit? Işık Kalsu'nun dedesidir. Cumhuriyet okurları bilir Işık Kalsu'nun babası. Ebu Atuf Kalsu'nun babası. Şair. Babası kim? Şeyhun Atuf Kansu onun babası oluyor. Evet. Aynı zamanda. Yani babasını bilmiyorum. Evet doğru. Diyor ki, ya paşam diyor, keşke paşa kalsaydınız. O da diyor ki, millet meclisi kuracağım. Monarşiler teker teker yıkılıp gidiyor demiş. Ne zaman? Daha Erzurum Kongresi. Ya yani daha başkan olmamış. Olmaması için korkunç, kendi arkadaşlarından müthiş bir şey var. Yani korkuyorlar çünkü. Çünkü orada mandacılar var. Evet. Çok rafor var, var böyle. Halledip var. Mandacı. Diyorlar ki biz kendimizi yönetemeyiz. Amerika gelsin, bizi biraz yönetsin. Sonra bunları kesinlikle reddediyor ve reddediyor ve mandaya hayır diyor. Söyleyen kim? Tıp Yeni Hikmet. Evet, sizin de. Paşa diyor. Eğer mandayı kabul edersen biz de senin karşına geçiyoruz. İndir. Yani, ya istiklal ya ölüm. Ha, ya istiklal ya ölüm. Çok doğru. Mustafa Kemal'in bütün yaşamı kurduğu meclise saygıyla geçmiştir. Sadece bir defa Sakarya Savaşı'ndan sonra bu kanun kabul edilecek ama bazı kellelerde gidecek. O da tam zamanı yani. Bir defa başka yapmış. O kadar önemli ki millet meclisi arkadaşlar. Dünyada ilk defa önce meclis kuruluyor, sonra ordu kuruluyor. Çok önemli. Başka bir yerde yok. Meclis, meşhur bir meclis, halk egemenliğe dayanan ve ona dayanan meşhur bir ordu. Türk ordusu öyle kuruluyor. Kaçıncı yılındayız? Albayım, Meta'nın 2240 mı? 2500'ün üzerinde. 2500'lerinde. Bildiğim kadarıyla. 2000 kuruluş tarihçisi. Ama bazı insanlar bu orduyu esir etti. Evet. Birilerinin ordusu oldu. Artık yaymayalım yani bu konuyu. Meclisin ordusu. Ben bu şeyden çok etkilenirim. Bu 26 Ağustos'taki ileri harekatı. Evet. Şöyle bilinir o, ilk hedefimiz Akdeniz'dir.
ileri diye. Halbuki öyle değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orduları. İlk hedefiniz Akdeniz'de ileri demiştir. Hep saygı içinde olmuştur. Ve en güzel sözü de bitiriyorum. Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar ve mahvolur. Ayrıca bir de şöyle bir söylemi var. Memleketin alın yazısında biricik yetki ve kudret sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu memleketin düzeni için iç ve dış güvenliği ve dokunulmazlığı için en büyük kefildir. Büyük milli dertler şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde şifa buldu. Gelecekte de yalnız orada kesin önlemleri bulacaktır. Türk milletinin sevgi ve bağlılığı daima Büyük Millet Meclisi'ne yöneldi ve daima ona yönelmiş bulunacaktır. Yani millet ve memleket meselelerinin çözüm için tek meclisin, meclis. Meclis. Millet Meclisi'nin sözü ülkemize karşı namlı döndürenler, ülkemizi parçalayıp bölüp yıkmak isteyenler, emperyalist oyunlar bunu duymalı. Ama bunu da Büyük Millet Meclisi duymalı ve kendini korumalı. Peki şimdi ne yapacağız? Asla ümitsiz değiliz. Benim söylediklerim ümitsizlik olarak anlaşılmaz. Bir tespit yapıyoruz biz. Aynen Mustafa Kemal'in dediği gibi yapacağız. Ben yönümü güneşe göre tayin ederim. Asla yorulurum. Yorulurum. Dinlenirim. Ve güneşe gitmeye devam ederim. Ve bunu bize anlatı da ben çok beğendim. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar var. Var. Ben asla umutsuz olmadım. Ben asla umutsuz olmadım. Benim teşekkür ederim. Çok büyük bir hata aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. Umarım herhangi bir yerde. Boncuk mu? Sen ondan şey. Ben de okuyayım. Ya ben ısrar. Güzel bir isimler.